Yani Deccal'in böyle şeytan kanalıyla insanlara hipnoz yaptığını bilmiyorlar. Farkına varmıyorlar. Evet hocam. Halbuki Bediüzzaman bu konuyu çok kapsamlı anlatmış. Yani Deccal'in yaptığı etkinin nasıl olduğunu şualarda da çok açıklamış. Öbür Evet hocam. eserlerde de çok açık anlatmıştır inşallah. İnşallah. Evet, şualar üstte bir duruyormuş. Ben de bakayım. Şualar. Doktor hocam. Hocam Bak tam açtım, oraya geldim maşallah. maşallah. 5. şua, 9, 17. sayfa şualar. 13. mesele. Kati ve sahih rivayette var ki İsa Aleyhisselam büyük Deccal'i öldürür. Allahu alem, bunun iki veçi var. Bir veçi şudur ki, bak, sihir, sehr olarak Evet. geçiyor. Sehr, sihir ve manyetizma ve ispiritizma gibi istidracı harikalarla kendini muhafaza eden, bak, herkesi tesir eden, bak, istisnasız ama bak, Evet, herkes, evet. yani dünyada ne kadar insan varsa tamamını tesir ediyor. Hepsini etkili oluyor. Tesir eden, o dehşette Deccal'i öldürebilecek. Yani mesela Mehdi'ye de Deccal'in etkisi var. Fakat Mehdi aklını, iradesini ve azmini kullanarak o hipnozu kaldırıyor. İnşallah hocam. Evet. Onu delip geçiyor. Maşallah. Yoksa Deccal'in ana hedefi Mehdi'dir zaten. Evet. Var gücüyle onun beynine yüklenir. Yani var Evet. gücüne yüklenir ama Mehdi çelik gibi yaratılmıştır. Yani Maşallah. Allah'ın dilemesini etki edemiyor. İnşallah hocam. Yani onun ruh gücünü bozmak mümkün olmuyor Mehdi'nin. Yoksa Mehdi'nin sağlığını, ruh sağlığını bozmak için bütün cinni şeytanlar ve hepsi üstüne Evet yükleneceklerdir. hocam. Yani muazzam bir tazyik meydana gelecek. Peygamberimiz diyor ya, ayette üstüne keçeleşmişlerdi diyor. Evet hocam. Değil mi? Evet. Ayet var, Kur'an Evet. ayeti. Mehdi'nin üstüne keçeleşiyorlar. Ama vız gelip tırıs gider Mehdi. Maşallah. Elhamdülillah. Allah hiç etki etmez. Evelallah hocam. Balistik çelik gibidir Mehdi. Maşallah hocam. Tabii. O yüzden şeytan deliye dönüyor. Bak diyor ki Bediüzzaman, herkesi tesir eden diyor. O dehşetli Deccal'i öldürebilecek, bak dehşetli diyor. Dehşetli öldürecek. Mesleğini değiştirecek olan ancak harika ve mucizatlı. Mucizeye ihtiyaç var. O hipnozun kalkması için. Ve umumun makbulü, bütün dünyanın makbulü bir zat olabilir ki o zat en ziyade alakadar ve ekser insanların, yani dünyada Hristiyanları, Müslümanları bir topla, ekseriyet onlar da olmuş oluyor. Ne diyor Bediüzzaman? Ekser insanların peygamberi olan Hazreti İsa Aleyhisselam'dır. İkinci veçi şudur ki, şahsı İsa Aleyhisselam'ın, bak, şahsı İsa Aleyhisselam'ın kılıncıyla maktul olan şahsı Deccal'in teşkil ettiği dehşetli madyunluk ve dinsizliğin azametli heykeli, yani Darwinist ve materyalist, ateist dünya sistemi şu an olduğu gibi. Evet. Bak, madyunluk ve dinsizliğin diyor. Azametli heykeli ve şahsı manevisi. Yani o şahsı manevisi bütün dünyayı kaplamış durumda. Şahsı manevisini öldürecek ve inkar-ı uluhiyet olan, fikri küfrisini mahvedecek olan, yani Darwinist, materyalist, ateist sistemine meydana gelen bu dünyadaki dev yapı. Evet. %95'ine hakim şu an dünyanın Deccal. Evet. Değil mi? İnşallah. İnkar-ı uluhiyet olan, fikri küfrisini mahvedecek ancak İsevi ruhanileridir ki o ruhaniler dini İsevi'nin hakikatini hakikat-ı İslamiye ile meczederek, bakın görüyorsunuz Amerika'nın devlet başkanları, şunlar bunlar falan, hepsi bir İslamiyet'e doğru Evet hocam. aleni ve açık Maşallah. salih ifadelerle gelmiş durumda. Evet hocam. Geliyorlar. Bak, İseviler hakikatini, o ruhaniler ki dini İsevi'nin hakikatini hakikat-ı İslami ile meczederek, karıştırarak, birleştirerek o kuvvetle onu dağıtacak ve manen öldürecek. Hatta Hazreti İsa Aleyhisselam gelir, Hazreti Mehdi'ye namazda iktida eder, tabi olur diye rivayeti bu ittifaka ve hakikat-ı Kur'aniyenin matbuiyetini ve hakimiyetini işaret eder. Yani Kur'an'la deccaliyet kaldırılıyor. İnşallah hocam. Evet. Yani İsevi ruhaniler de Kur'an'ı değerlendirerek Evet hocam inşallah. kaldırıyorlar inşallah.